Merhaba sevgili Beyaz TV izleyicileri, bir hafta aradan sonra yine sizlerle birlikteyiz. Sevgili izleyicilerimiz, kanalımızın İstanbul stüdyolarından canlı olarak yayınlanmakta olan Bir Bilele Sor programı ile yine huzurlarınızdayız. Ben mali müşavir, emeklilik uzmanı Ali Torlak. Bu haftaki programımda çok değerli bir üstadımızı yine konuk ediyorum. İlk bölümde kendisi bizlere CV hazırlama, kariyer danışmanlığı ve yakın zamanda üniversite sınavımız var gençler için ve kendilerine de yapacakları tercihlerde nelere dikkat etmesi gerektiklerini anlatacak. Ve konuğum Semih Gümüş. Hoş geldiniz Semih Bey. Merhabalar, hoş bulduk Ali Bey. Nasılsınız, iyisiniz, görüşmeyeli? Süperiz, süperiz. Çok sevindim, ben de sizleri aramızda görmekten çok mutlu oldum. Evet Semih Bey, biz sizleri zaten geçmişinizden tanıyoruz ve o yüzden Bir Bilene Sor programı için sizleri konuk ettik. Ve sizleri hem Beyaz TV izleyicilerinin hem de gelecek dönemde tercihlerini yapacak olan genç arkadaşlarımızın tanıması için sözü size bırakıyorum. Buyurun. Tabii ki Semih Gümüş ben. 1987 İstanbul doğumluyum. Aslında birazdan üniversite tercihinden de bahsedeceğiz. Üniversite tercihiyle başladı benim de hayatım. İlk önce öğretmenlik eğitimiyle başladım. Daha sonrasında öğretmenlik eğitimde hem öğretmeyi hem okumayı çok sevdim. Daha sonrasında mühendislik eğitimi, daha sonrasında insan kaynakları yüksek lisansı, stratejik marka yönetimi yüksek lisansı derken bir uzunca devam eden, hatta hala devam eden bir eğitim hayatı başladı benim için. Bu süreçte halihazırda Edirne'den Kars'a, Sinop'tan Kıbrıs'a diyorum aslında biraz daha evet, detaylı. Evet, coğrafya bitirsek, büyük. Türkiye'de hemen hemen her üniversitede, her üniversitenin kariyer günlerinde CV hazırlama adına, kariyer planlama adına seminerler, söyleşiler gerçekleştirdim. Evet. Bugün de sizlerle bunun üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. Biz de aramızda olduğundan çok mutluyuz ve teşekkür ediyoruz. Bu genç yaşına bu kadar şeyi sığdırmışsın ve gerçekten seni tebrik ediyorum kardeşim. Sebebine gelince ben sizler gibi genç kardeşlerimizi ve aynı yaşamış olduğu tecrübeyi de yine kendilerini şu an ekranda olsun, diğer sosyal medya kanallarında olsun takip edenlerin aynı duruma nasıl gelebileceklerini paylaşmak için davet ettim programımıza. Bu bilgilerinden herkesin faydalanmasını istiyorum. Hemen ilk soruma geçiyorum Semih Bey. Semih Bey, üniversite sınavı kazandığında bir öğrenci arkadaşımız nelere dikkat etmesi lazım tercih yaparken? Tercih yaparken aslında son dönemde yapılan süreçlerden bir tanesi şu: popüler meslekleri var her dönemin. Evet. Bir dönem turizmdi bu, bir dönem sağlıktı, şimdi ise teknoloji. Öncelikle popüler mesleklerden değil, aslında ben ne mutlu olurum, nasıl, ne yaparsam mutlu olurum, ona odaklanmalı adaylarımız. Öncelikle kendilerini tanıyarak ben ne yapmalıyım, hangi alanlarda başarılı olabilirim, nasıl bir meslek beni mutlu eder, buna odaklanmalılar. Tabii ki teknoloji üzerine ağırlıklı meslekler şu sıralar çok trend ve çok kolay iş bulabiliyorlar, güzel gelirler elde edebiliyorlar ama iş hayatına girdikten sonra bu bizim hayatımız oluyor. Biz bunu yaparken mutlu olabilecek miyiz? Mutlu olacağımız mesleğe odaklanmalıyız. Mutlu olduktan sonrasında at besleyiciliği de yapsak, o işi çok iyi yaptığımızda gerçekten istediğimiz gelirlere ulaşıyor olacağız. Bu konuda kaçırıyor gençler bazen bunu. Bazen Gaziantep'in nasıl gastronomiyle kalkındığını göz ardı edebiliyoruz. Gastronomi de çok güzel bir alan olabilir. Evet, gelecek maddiyata dayalı çünkü. Evet, kesinlikle. Bizim önceliğimiz, gençlere birinci tavsiyem bu. Ben ne okursam mutlu olurum, ne meslek yaparsam mutlu olurum. Bunu düşünmeli ve mutlu olacakları alanda kariyer tercihi yapmalılar. Evet, günümüzdeki gençlerin birçoğu zaten sadece bir meslekle yetinmiyor. Gözlemlediğim bunlar ve tebrik ediyorum kendilerinde. En az bir, iki, hatta üç branşta kendilerini geliştirmeleri, uzun vadede hem kendilerini hem ailelerini ve geleceklerini kurtarmaları demektir. Çünkü senin de dediğin gibi sektörel bazda günün şartlarına göre bazen iş imkanları değişebiliyor. Bu sebepten diyorum ki sevgili izleyicilerimiz, bir meslekle yetinmeyin. Şimdi öğrenci arkadaşımız tercihini yaptı, üniversiteye başladı. Bu bir süreçti, hepimizin başından geçti. Süreç bitti, okulumuz bitti, diplomamızı aldık. Geldi konu CV hazırlamaya. Tabii ki önce iş yerlerini herkes araştırıyor bu süre içerisinde. Okul arkadaşlarından olsun, çevresinden olsun, kendi mesleğini de kafasında yavaş yavaş şekillendirmeye, oluşturmaya başlıyor. CV hazırlarken gençlerin veya yeni iş değiştirecek olan vatandaşlarımızın nelere dikkat etmesi gerekiyor? Yani işverenler ya da insan kaynakları departmanı CV'lerde daha çok neye bakıyorlar?
Öncelikle şu konuya açıklık getirmek istiyorum. Bugün ortalama da Türkiye'de iş arama sitelerinde bir iş ilanı yayınlandığı zaman ortalama 500 başvuru geliyor. En az 500 hatta, başvuru. Hatta bu popüler şirketlerde, popüler staj programları, popüler management trainee programı gibi programlarda bu başvurular 10 binleri geçebiliyor. Evet. Hatta 10 binlerce başvuru alan şirketler gönderiyor. Genç nüfusumuz fazla çünkü. Evet, kesinlikle genç nüfusumuz var. Binlerce mezun veriyoruz. Burada bizim CV'yi bu 500 başvurunun içerisinden, bazen 10 binlere ulaşan başvuru içerisinden ayrışacak şekilde hazırlıyor olmamız lazım. Dikkat çekmesi lazım. Kesinlikle öncelikleri olması lazım. Diğerlerinden farklı, sınıf arkadaşından farklı olmalı, evet, senin CV'nin. Sen, evet, Ahmet, senin CV'nin var, hadi gel ben de bir CV hazırlayayım, İsmini, soy ismini değiştireyim, birkaç da bilgi eklediğim zaman oldu bu işle etkili bir CV hazırlamak mümkün, evet, değil. Öyle genişçe bir zaman buldukları bir dönemde birkaç saatlerini ayırarak, araştırma yaparak, noktalama ve imla hatalarına dikkat ederek etkili bir CV hazırlama yönüne gitmeliler. Evet. Burada dikkat edilecek birkaç unsur var aslında. Buyur. Öncelikle her zaman herkes aynı dili konuştuğu kişilerle birlikte çalışmak isterler. Evet. Dolayısıyla da aynı dil konuşmak nedir insan kaynaklarıyla? İnsan kaynakları iş ilanlarında aslında nasıl dil konuştuklarını, kendilerini nasıl anlattıklarını açıkça ifade ediyorlar. İş ilanında birçok metin var. Bu metinleri aslında CV'lerinde kullanmalılar. Nasıl bir iş ilanı sitesinde ve insan kaynakları profesyonel işi anlatıyorsa çok benzer bir dille biz de CV'de kendimizi anlatmalıyız. Zaten iş ilanını sunan kişi aynayı, evet, sizin karşınıza koyuyor. Kesinlikle. Siz de o aynada kendinizi tanıtmanız gerekiyor. Kesinlikle aynı şekilde kendinizi. Öğrenim hayatını eksiksiz bir şekilde, daha önce geçmiş tecrübeleri veya el becerileri varsa bunları, hı-hı, referanslarıyla beraber belirtmesi gerekiyor. Referans burada önemli değil mi Semih Bey, geçmişe dayalı olarak? Mutlaka referans önemli. Fakat doğru referans nedir? Doğru referans bir üst düzey tanıdığımız değil, üst düzey, hı-hı, akrabamız değil. Doğru referans bizim nasıl çalıştığımızı bilen ya da okuldaki akademisyenler gibi nasıl çalışabileceğimizi tahmin eden kişilerden olmalı. Öngörüsü olanlar, evet, yani. Evet, bizimle ilgili açıklamayı yapabilecek, nelerde başarılı olabileceğimizi bilecek kişileri yazmamız lazım. Akrabalarımız ancak nasıl yemek yediğimizi, hangi takımı tuttuğumuzu bilebilirler. Evet. Dolayısıyla bizim nasıl çalışacağımızı bilen referanslar çok güçlü yönümüz olacaktır CV'mizde. Evet. Şimdi öğrenci arkadaşlarımızla bunu paylaştık. Bir de işverenler var. Siz, hı-hı, aynı zamanda bir marka yöneticisi, hı-hı, değerli bir insansınız. Hı-hı. Yönetim erbabı olan insanlara bir markayı nasıl canlandırabilirler ya da yükseltebilirler, hı-hı, ve olduğu yerde tutabilirler? Bu da çok önemli. Markayı, hı-hı, yükseltirsin, aynı seviyede kalabilmesi için sonra tekrar, hı-hı, bir çaba içerisinde olman lazım. Hı-hı. Bu tabii ki reklamlarla olur, çalıştırdığın personelle olur, hı-hı, bulunduğun coğrafi konumla alakalı olur ve hizmet ettiğin sektör veya insanlarla da alakalı olmaktadır. Sizin tavsiyeniz bir işverene markasını yönetirken neler yapması gerekir? Öncelikle genç yetenek açığının çok yüksek olduğu bir coğrafyada yaşıyoruz, evet, ve her geçen günde artıyor. Avrupa'da, dünyada genç yetenek açığı artıyor. Benim şirketlere birinci önerim, mutlaka marka stratejisinde birçok ana alan var ama işin insan kaynakları tarafından aldığımız zaman mutlu ekipler kurabilmek içeride. İçeride anlaşması lazım insanların. Çalışanların mutlu olduğu şirkette olması. Evet. Bugün dünyanın en büyük şirketlerine baktığımız zaman en çok insanların da çalışmak istediği şirketler bunlar. Çünkü mutlu çalışanlar var içeride ve çalışanların mutluluğuna yatırım yapan şirketler. Bazı şirketlerin içerisindeki kaydıraklardan bahsediliyor. Bazı şirketlerin içerisindeki havuzlardan bahsediliyor bazen. Evet. Ama önemli olan bu şirketteki çalışanların mutlu olması. Birçok markada şunu görüyoruz işte, çılgın kampanyalar, böyle işte inanılmaz kasımlar, hediyeler, muhteşem etkinlikler. Fakat bir diğer tarafta çalışanlara da benzerlerini uyguluyor, evet, olmamız lazım. Evet. Çalışanlar için de muhteşem cumalar olmalı. Evet. Çalışanlar için de harika fırsatlar olmalı. Bunlar olduğu zaman, mutlu çalışanlar olduğu zaman harika bir marka da ortaya çıkacaktır. Evet, burada iş tabii ki vatandaşın kendisine düşüyor ve insan kaynaklarında kendisini nasıl değerlendirebileceklerini çok iyi tartması gerekiyor. Sizden bir konuda daha bilgi edinmek istiyorum. Bu konu çok önemli. Ben mesela mesleki öğrenim hayatımda ileride kendim mali müşavir olarak görmek istediğim için üniversitenin bu dallarında yürüdüm. Tabii ki sonuç istediğim gibi gerçekleşti. İnsanın bir defa inanması lazım değil mi? En başta ben bu işi yapacağım diye inanması lazım. Kesinlikle. Öncelikle kariyer planı yaparken bizim bir hedef koyuyor olmamız, evet, lazım. Çok ben önemli. Nereye gitmek istiyorum? Evet. Kimle olacağım? Ve şu anda da
sosyal mecralarda her şey önümüzde açık. Ali Bey'in aslında CV'sine arkadaşlar ulaşabilirler. Ben Ali Bey olmak istiyorsam onun yolundan yürümeliyim aslında. Evet. Hangi eğitimleri almış, hangi alanlarda çalışmış, hangi alanlarda okumuş, buna ulaşmak çok mümkün. Evet. Aynı zamanda birçok şirkette birçok üst düzey profesyonelin de aslında bilgilerine ulaşabiliyoruz. Evet, onların da bir geçmişi var tabii ki. Onların yolundan ilerlemek için aslında onların neler yaptığına dikkat etmemiz lazım. Evet. Bazen sormamız lazım belki onlara. Ben de bu şirkette böyle bir pozisyonda çalışmak istiyorum. Neler yapmalıyım? Neleri bilmeliyim? Yine bu arada gelecekte 10 yıl sonraki gelmek istediğimiz pozisyon için de iş ilanları bugün yayınlanıyor. Evet. 10 yıl sonra sen bir şirketin finans departmanında CFO olarak çalışmak istiyorsun. Orada mesela şu anda belki de onunla ilgili bir ilan var. Ve ilanda insan kaynakları yazmış durumda. Evet. Neler var, hangi eğitimleri almış olması gerekiyor, neleri bilmiş olması gerekiyor, ne kadar deneyimli olmalı. Bunları gözlemlediğinde bu yolda ilerlemek çok daha kolay olacak. Tabii CV'nin sonucunda sabırsızlıkla beklesinler. Kesinlikle. İnşallah hepsi hayırlı olacaktır. Ben bu değerli bilgilerin için sana çok teşekkür ederim Semih Bey. Hayatımda tekrar başarılar diliyorum. Şu an çok güzel yerlerdesin. Seni daha da güzel yerlerde görmek isteriz. Ayağına sağlık. Beyaz TV izleyicileriyle bu bilgilerini bizle paylaştığın için çok sağ ol. Ben de bana bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım gençlere faydamız olmuştur. Yine sizi davet edeceğim önümüzdeki günlerde. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Sevgili izleyicilerimiz, kısa bir ara, tekrar sizlerle yeni konuğumla birlikte olacağız. Evet sevgili izleyicilerimiz, tekrar birlikteyiz. Konuğum Ferhat Kaya, kendisi toprak ve yatırım uzmanı. Hoş geldiniz Ferhat Bey. Hoş bulduk. Ayağınızın tozuyla Bodrum'dan stüdyomuza geldiniz ve bu özveriniz için sizlere teşekkür ediyoruz ekibimiz adına. Bugün sizlerle yine yatırım ve toprak alanındaki yapılacak olan vatandaşların ileriye dönük veya şu an ellerinde mevcut olanların bu mevcutlarını nasıl değerlendirmeleri gerektiğini konuşacağız. Önce sizi bir tanıyalım, buyurun. Ferhat Kaya, Bodrum KRL ST kurucusuyum. Uzun yıllardır bu sektördeyim. Evet, tecrübemiz var. Var. Ve Bodrum'la ilgili, Ege bölgesiyle ilgili de zaten eminim ki o tarafları karış karış biliyorsunuzdur. Evet, evet, biliyoruz. Yayınımız içerisinde zaten hem görsellerle hem de sohbetlerimizde oraların emsal değerleri veya önümüzdeki tarihlerde gelebilecekleri maddi anlamdaki tutarları konusunda sizlerle biraz soru cevap yapalım istiyorum. Şimdi bu sektöre öncelikle ne zaman girdiniz ve kaç yıldır bu sektördesiniz? Ben daha önce asfalt yol sektöründeydim. Okay. Bir yer satmam gerekti. Mehmet Dinar ve Ahmet Ünal Bey ile tanıştım. Hı hı. Sonra bu sektöre girdik. 2023'te şubeleştik. Şu anda 10 tane şubemiz var ve çok hızlı ilerliyoruz. Ege bölgesinde bunların hepsi? Bodrum, Ankara, Merkez, hı hı. Kırıkkale var, Antalya var, Kıbrıs var. Var. Evet, seçenek çok. Evet. Şimdi Bodrum dediğinize göre tabii ki hem Türkiye içerisinde yaşayanların hem de Avrupa'da yaşayan bizler gibi vatandaşlarımızın veya dünyanın her yerinde olan Türk vatandaşlarının göz bebeği Bodrum'umuz. Evet. Bodrum'u az bilen vatandaşlarımıza biraz oralarını paylaşır mısınız ve biz neden orada yatırım yapalım? Bunu da bize anlatırsanız çok memnun oluruz Ferhat Bey. Toprak yatırımı her yerde çok değerli. Evet. Ama insanlar son zamanlarda bildiğimiz gibi işte döviz, altın, borsa vesaire o taraftan gelir elde etmeye çalışıyorlar. Yalnız toprakta bekçiye gerek yok. Evet. Sadece uzun vade bekliyoruz, yatarak para kazanıyoruz. Evet. Bu uzun vade değil, birçoğu kısa vadede olabiliyor Ferhat kısa Bey. Kısa vadede yani... şimdi imarlı yer alırsanız evet. arsada kısa vadede gelir elde edebilirsiniz. Ama bunu da yaparken tabii işi bilen insanlarla çalışmak lazım. Çünkü arsa imarlı yerdir. Toprak imarsızdır, yani tarla dediğimiz evet. yer. Ama tarlayı aldığımız zaman yalnız bir 5 sene, 10 sene, belki 15 sene beklemek lazım. Zorunda kalacağız. Ve nereden almanız gerektiğini bilmeniz lazım. Bölge genelde, de çok önemli burada değil mi? Tabii ki. Devletin yatırım yaptığı yerlerden alınırsa, mesela bu AVM olabilir, devlet hastanesi olabilir, hızlı tren olabilir. Yatırımın olduğu yerde, yakın yerlerden alınırsa mutlaka gelir elde edilir. Zaten bir bölgeyi tanımak istediğiniz zaman önce oranın ya emlakçısıyla evet. ya da yerleşik olan insanlarıyla sohbet etmek Kesinlikle. Gerekiyor. Siz de şimdi yıllardır Bodrum'da olduğunuz için vatandaşlar geldi sizi buldu. Siz orada vatandaşın maddi durumuna göre illaki bir yerler gösteriyorsunuzdur. Evet. Tercih yaparken tavsiyede de bulunuyorsunuzdur eminim. Zaten işimiz bu. Evet, bu tavsiyeyi gerçekleştirirken de vatandaşlarımız sizin gözünüzde orayı almasının sebebi nedir? Sebebi yatarak para kazanması. Tamam. Şimdi herkes yatırım yaparken evet. karşılığında gelir elde etmeyi düşünüyor Tabii doğal ki. Olarak. Çünkü bir insan yatırımı yaparken
Yarın öbür gün ben onu batırayım diye değil, arttırayım diye gerçekleştirir. Evet. Ağırlıkla bu işlemlerde siz vatandaşımızı tapu sahibi ediyorsunuz. Evet. Bu işlem gerçekleşti. Daha sonra kendisiyle irtibatta kalıp... Sürekli irtibattayız. Buyurun o kısımları da bir değerlendirelim. Zaten tapuyu almadan önce biz her hafta geziye çıkarız. Hı-hı. Muhtarlar olsun, yer emlakçı arkadaşlar olsun. Tek tek yerleri ziyaret ederiz. Biz müşteriler genelde hatta telefonla... Hatta ekranda şu an o bölgemiz de tabii gözüküyor. Tabii ki gösterelim. Bu Bodrum bölgesi. Evet. Burada aslında şeyi de anlatmak istiyorum. İnsanlar neden toprak yatırımında para kazanamıyorlar? Evet. Çünkü bilinçsiz yapılan işlerde göstereyim size. Buyurun. Mesela örnek verelim. Mesela Gürlük. Mesela burası havaalanı. Evet. Bodrum. Sıradan bir yer düşünelim. Burayı dağ düşünelim. Tamam. Adaparsel geldi. Adaparsel geldiği zaman işte buradan deniz mesafesine bakarlar. 2 kilometre der. Havaalanı 1 kilometre der. Ana yol 3 kilometre der. Evet. İlk ama bakışta cazip gelir. Ama biz diyoruz ki mutlaka ve mutlaka toprağa ayağınızı basın. Evet. Neden? Çünkü buraya giderken bu yollar uzayabilir. Gittiğiniz yerde yol olmayabilir. Evet. Yol olmayan toprak asla kazandırmaz. Kuş bakışı bakmamak gerekiyor kesinlikle buraya. Kesinlikle. Biz o yüzden tüm müşterilerimizden tek isteğimiz gelmeleri, birebir görmeleri. Gerçi bize güveniyorlar. Evet. İllaki. İllaki. Şimdi bu bölge zaten yeterince yoğunlaştı. Hı-hı. Sahil kenarları dolu. Bir iç kısımlarda boşluk var. Ve özellikle bu taraflarda çok ciddi bir yoğunlaşma var. Evet. Menteşe bölgesinde bile nüfus şu anda 120 bin civarında. Ki o kadar içeride olmasına rağmen. Tabii Bodrum'da mesela nüfus 200 bindir ama yazın bu 2 milyonu bulabiliyor. Evet. Onun için durmadan yığınlaşma var buraya. O yüzden bu bölgeler cazip bölgelerdir. Ama cazip olsa bile mutlaka yol, elektrik veya bu bölgede başka yatırımlar var mıdır? Bunlara dikkat etmek siz lazım. Siz de referans oluyorsunuz onlara yeri gösterirken tek tabii ki. Her tarafı gösteriyoruz. Hı-hı. Bütçelerine göre ne kadar beklemek istiyorlar. Bu toprakla alakalı kısımda. Evet. Şimdi gelelim bina veya dükkan olayına. Evet. Şimdi eskilerimiz der ki almış olduğum bir mülk 10 sene içerisinde kirada kendini amorti ederse kazançlıdır. Evet. Bu eskilerin söylemiş olduğu bir rakamdı. O dönem bitti maalesef. O dönem şimdi değişti. Sizin bitti. Öngörünüz veya beklentileriniz, tahminleriniz bir daire ya da dükkanı aldığı zaman vatandaş kaç sene karşılığında orayı amorti edebileceğini düşünmesi lazım ki parasını yatırsın. 10 sene aslında çok güzel bir standart. Ciddi rakam. Evet. Yalnız mesela bir ev alıp 10 sene beklemek yerine işte bizim önerdiğimiz bir yerden 10 sene bekleyebilirler eğer tabii ki. Belki 5 tane ev sahibi olacaklar. Evet, o da çok önemli. Tabii, dediğiniz kesinlikle. Gibi bir daire parasına bugün bir toprak alsan o toprak yarın seni 3 daire 5 daire sahibi yapabilir. Evet. Bu da minimum bir değerdir. Minimum. Evet. Tabii şimdi, bu 15-20 katına da çıkabilir. Tabii ki yani bölgeye kat karşılığını verdiğin zaman. Bölgeye yapılan yatırımlarla ilgilidir. Evet, ya da imar durumuyla da kesinlikle, alakalıdır. Taleple kesinlikle. De alakalıdır tabii. Ama Bodrum'un neresine gidersen git zaten gerekli talebi görürsünüz. Büyük şehirlerin hepsi öyledir gerçeği evet. Ama şehrin biraz daha dışından almak lazım. Evet. Çünkü arsalar zaten yeterince değerini bulmuştur. Ama böyle bir fark var. Biz sürekli gezdiğimiz için, düzgün lokasyon bulduğumuz için ilk tapuyu aldıktan sonra bile en az %10 kazandıracağımıza inanıyoruz. Evet, bir de siz yayın öncesinde söylemiştiniz. Ben de tamamen katılıyorum ona tabii ki. Şimdi vatandaşlarımız burasını eskiden yazlık olarak kullanırlardı bu bölgeyi. Evet. Ama artık şimdi yazlık kısmık bir lokasyona döndü, şehirleşti ve vatandaşlarımız sadece burayı yatırım yaparken yazlık anlamında değil... 12 ay süresi içerisinde kullanılabilecek veya tasarruf edebilecekleri bir yer olarak tavsiye etmiştiniz yayın öncesinde de. Bu benim çok dikkatimi çekti sevgili izleyicilerimiz. Artık sahil bölgelerimiz sadece yaz ayı içinde değil 12 ay boyunca full dolu olduğunu zaten sizin zaten renginizde siz sanırım güneşte biraz, yine fazla, biraz kalıyorsunuz gün içerisinde. İnşallah biz de önümüzdeki günlerde sizleri ziyarete mutlaka geliriz. Bekliyoruz. Ferhat Bey ben bu değerli bilgiler için sizlere çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. İzleyicilerimize söylemek istediğim bir şeyler varsa buyur onları da alalım. Bizim tek tüm müşterilerimize söylediğimiz şey mutlaka bir bilenle çalışın. Bir özgeçmişine bakın, daha önce yaptıkları işlere bakın. Zaten gelen müşteriler referansla geliyorlar sürekli. Çünkü sürekli biz kazandırdık. Evet, ağızdan ağza reklam her zaman güzeldir. Her zaman kazandırdık, evet. Sizin bu sektöre iten sebep neydi Ferhat Bey? Bir soru daha alayım sizden. Ben dediğim gibi daha önce asfalt ve yol sektöründeydim. Ankara'da bir yer satmam gerekti. Mehmet Dinar Bey ve Ahmet Ünal Bey ile tanıştım. Tamam. Daha sonra sektöre girdik, şu anda hep beraberiz. Ege bölgesinin avantajları da...
biraz daha bizlerle paylaşır mısınız? Neden insanlar Ege bölgesi desinler? Toprağı çok verimli. Hı hı. Gezilecek yerler çok fazla. Bir de insanların hepsi zaten bir Ege hayali vardır, evet, emekli olunca. Evet. Ama işte biz de diyoruz ki emekli olmadan küçük küçük bir yatırım yapın. Emekli olunca rahat edin. Ve yatırımının da karşılığını her zaman kesinlikle görün. Evet, ben bu bilgilerinize çok teşekkür ediyorum Ferhat Bey, yayınımıza katıldığınız için. Sevgili izleyicilerimiz, az sonra kısa bir aram var yine. Siz Avrupa'da yaşayan vatandaşlara ve Türkiye'de yaşayan vatandaşlara, her iki şu an bizi izleyen dünyadaki tüm vatandaşlar için iki tane konu başlığı paylaşacağım. Ayrılmayın sakın. Evet, her iki konuma da bu hafta için vermiş oldukları bilgilere teşekkür ediyorum. Semih Gümüş Beyefendi'ye tabii ki kariyer hazırlama, CV ve gelecekle ilgili. Aynı zamanda Ferhat Kaya Beyefendi'ye de yatırım alanında bilgilerini bizlerle paylaştığı için. Sevgili izleyicilerimiz, sıra geldi benim konularıma. Çok yakın zamanda Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımız artık yurt dışı müracaat için vize başvurularını sadece ve sadece Dışişleri Vakfı vasıtası ile gerçekleştirecekler ve bunu ilk kez benden duyuyorsunuz. Önümüzdeki günlerde işlemler başlayacak. Nedir bu Ali? Ben paylaşayım sizlerle sevgili izleyicilerimiz. Türkiye'de yaşayan vatandaşlar ya da yurt dışından Türkiye'deki akrabalarını davet edecek olan sevgili gurbetçiler. Öncelikle paylaşmalıyım ki şu an mecliste imza için bekleyen bir tasarı var. Bu tasarının içeriği, artık aracılar vasıtası ile yapılan bütün dünya ülkeleri için vize müracaatları artık tek bir noktadan, o da Dışişleri Vakfı tarafından gerçekleştirilecek ki önümüzdeki günlerde bunun açıklamalarını da sizlerle paylaşacağım. Çünkü daha kanunlaşmadı ama hazır bu çıkacak gibi gözüküyor. Ne yapması gerekiyor vatandaşlarımızın? Tabii ki en az 1, 3, 5, 10 yıllık pasaportları olması gerekiyor yurt dışına çıkacak olan vatandaşların. Hangi ülkeye gideceklerse o ülkenin istemiş olduğu evrakları temin edecekler ve kurulacak olan, hali hazırda kurulu olan fakat vize işlemleri devredilecek olan Dışişleri Vakfı vasıtası ile vizeleri alınacak. Bu hem kısa vadede hem uzun vadede birçok vatandaşlarımızın, benim şahsi görüşüm, lehine olacaktır. Sebebine gelince şu an Almanya en erken vizeyi 6 ay sonraya tarih veriyor. Ve diğer ülkeler de aynı problemleri taşıyor. Ama resmi kanaldan bu işlemler gerçekleştirdiği zaman en azından sıramızı bileceğiz ve ne zaman vizemizin elinde olduğunu da, ve birçok vatandaşımız da artık redle karşılaşmayacağı kanaatindeyim. Bu böyle biline. Hem Avrupa'dan Türkiye'deki akrabalarını ister düğün için, ister gezmek için, ister bakım için davet edecek olan vatandaşlarımız için olsun bu bilgi. Aynı zamanda Türkiye'de de ileriki dönemlerde yurt dışına çıkacak olan vatandaşlarımız için olsun. Bütün yurt dışı vize müracaatları tek bir kurumdan takip edilecek. Şimdi yaz dönemi geliyor. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız tabii ki tatil süresi için ve tatillerini ülkemizde sıla-i rahimde geçirmek için hem yola çıkacaklar hem de uçakla gelecekler. Sevgili izleyicilerimiz, bir, sağlık bakım kartlarınızı bağlı olduğunuz sağlık kasanızdan mutlaka almak zorundasınız. İster uçakla gelin, ister araçla gelin. Araçla gelecek olanlar aynı zamanda araçlarının da, eğer başkası adınaysa, folmahtlarını, yani vekaletlerini bağlı oldukları konsolosluklardan ya da ADAS'den folmaht olarak alsınlar. Ve gürüne kartlarını, yani sigorta kartlarını da temin etsinler. Çünkü yurt dışından ülkemize girerken Kapıkule'de size aracınızı kullanmak için süre verirlerken o sigorta kartları soruluyor. Bu böyle biline. Sağlık kartları da ülkemizde sadece acil durumlarda SGK ve devlet hastaneleriyle özel hastanelerde bakılırsınız. Bunun için de yapmanız gereken işlem, yaşadığınız ülkenin sağlık, bağlı olduğunuz sağlık kasasından alacağınız AT11 belgeleriyle yaşadığınız Türkiye'deki ilin Sosyal Güvenlik Müdürlüğü'nü, yurt dışı sağlık servisine gidip UPAS numarası açtıracaksınız kendinize. O zaman sizin Türkiye'deki TC kimlik numaranızdan bütün sağlık sektöründe, eczaneler dahil, kayıtlarınız gözükecek. Sizler de ücretsiz olarak sadece acil durumlarda bunlardan faydalanacaksınız sevgili izleyicilerimiz. Bir kısa konuya daha değinmek istiyorum. Yıllık vergi denkleştirmesini yapan vatandaşlar,
Geçtiğimiz yıl yani 2023 yılı içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na yurt dışı borçlanması için bedel yatırdıysanız onu mutlaka ve mutlaka Finansamp'ta vergi denkleştirmenizde gider olarak göstertin. Sizden kesilen vergi oranında ya da minimum en az %20'sine kadar olan tutarı Finansamp size iade etmektedir. Önümüzdeki hafta yine yeni konu ve konuklarla sizlerle birlikte olacağız. Bugün şahsıma ayrılan sürenin sonuna geldik. Konuklarıma tekrar teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla. Alas aldık. Siz bırakanlar Plus'tan herkese şahane bir cumartesi diliyorum. Yine her zaman olduğu gibi top dolu bir içerikle karşınızdayız. Programımızın ilk bölümünde sigortayı konuşacağız. Şimdi sigorta o kadar ince bir şey ki gerçekten çok böyle küçük küçük her şeye hakim olmak gerekiyor. Nereden biliyorsunuz diye sormayın. Olur mu? Şimdi her zaman derler ki iyi bir doktorun olsun. İyi bir avukatın olsun ama şahane bir sigortacın olsun. İşte bu çok önemli, onun için de konuşacağız. Sabahattin Altaş bizimle birlikte, acaba o iyi, şahane olanlardan mı diye sorgulayacağız. Hoş geldiniz, nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Vallahi teşekkür ederim. Çok iyiyiz. İyi bilgiler alacağımızı da düşünüyorum. Birazcık sizi tanıyalım mı? Yani şimdi sigortacılık dediğimiz zaman hani çok her şey var ya içinde. Siz neler yapıyorsunuz? Öncelikle kendimden bahsedeyim. İsmim Sabahattin Altaş, 42 yaşındayım. Evliyim, iki çocuk babasıyım. Süper. İlk orta lise eğitimi memleketim Adana'da tamamladım. Aa, Adanalısınız, ne güzel, evet. Çok severim. İstanbul'a ben üniversite için geldim. Özel bir üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Yönetimi Bölümü mezunuyum. Ve sigortacı olmaya karar verdim. Ters oturuyoruz sanki. Şimdi son trendler nedir diye soracağım size. Hani böyle trend deyince biraz sanattan da dem vurmuş olayım o zaman. Madem böyle bir kimliğiniz var tabii ki. Şimdi benim bildiğim ne var? İşte araba, ev, işte araba karşıyı ne kadar öder, evi ne kadar öder gibi gibi. Ama tabii siz neler söylüyorsunuz? Son neler var sektörde? Aslında şu anda sağlık turizmi çok önemli duruma geldi. Doğru. Türkiye'de şu anda sektör olmuş durumda. 2023 yılında 1 milyon 500 bini geçti. Sağlık için, tedavi için ülkemize gelen yabancı uyruklu vatandaşların sayısı. Ve 3 milyar dolar gibi bir gelir de bırakmış durumdalar. Sigorta sektörü de yılbaşı itibariyle, 2024 yeni yıl itibariyle bu gelen yabancı uyruklu vatandaşlara özel sigorta ürünleri çıkartıyor. Şu anda ilk defa duyuyorum. Evet. Ama şöyle, ameliyatlarını falan kapsamıyor. Ancak ameliyattan sonra herhangi bir komplikasyon şayet olur ise, ya da başına bir şey gelirse. Orada müşteriyi teminat altına alabiliyor. Mesela o yüzden ben yurt dışına çıkarken mutlaka, çok özür dilerim. Ama hani başına gelene sor derler ya, ben yurt dışına çıkarken mutlaka sigorta yaptırıyorum. Çünkü orada ne olacağımız hiç belli değil. Belli değil ki buraya da mesela insanlar hem tatil hem de tedavi amaçlı geliyorlar. O ameliyat sonrası da herhangi bir sağlık riski olabilir. Hı-hı. Onunla ilgili şu anda ciddi sigorta poliçeleri üretilmeye başlandı. Bugün sağlık turizmi çok büyük bir sektör haline gelecek ilerleyen yıllarda. Sigorta sektörünün de devreye girmesiyle birlikte hem ülkemize hem de sigorta sektörüne yeni bir kaynak oluşacak diye düşünüyorum. Süper. Şimdi bakın, yeni bir şeyden aslında bahsettik. Sigorta şirketleri tabii müşterilere neler veriyor, ne hizmetler veriyor, bunu merak ediyorum. Çünkü hani ürünler var, hizmetler var, süreç var. Şimdi ben mesela araba, ev dedim. Ama tabii ki buradan mesela sağlıkla ilgili hiç aklıma gelmemişti. Sağlık turizmiyle ilgili yaptıklarınız. Neler sunuyorsunuz? Şöyle bir skalaya bakalım mı? Tabii. Benim ağırlıklı olarak müşterime sunmuş olduğum teklifler arasında sağlık sigortaları, tamamlayıcı sağlık sigortaları. Ha, evet, bu değil mi? SGK'nın üzerine yapılıyor. Aynen öyle. SGK'nın haricindeki kalan tutarı sigorta şirketi karşılıyor. Bir de özellerde de böyle bir hakkın oluyor bildiğim kadarıyla tamamlayıcıyı ödedikten sonra. Tamamlayıcı sağlık sigortasına sahip olan bir kişi şirketin, hangi şirketten bu poliçeyi yaptırdıysa o şirketin anlaşmalı olduğu özel hastanelere gidiyor. Ve SGK'nın ödemediği kalan kısmı da sigorta şirketi karşılıyor. Ve çok da cüzi fiyatlara poliçeler yaptırılabiliyor. Bence ilerleyen dönemlerde bireysel emeklilikten sonra sürdürülebilir ekonomiye verilebilecek en güzel iki örnek. Birincisi hayat sigortası, ikincisi de tamamlayıcı sağlık sigortası. Niye böyle düşünüyorsunuz? Şöyle, çünkü
devlet teşviği çok önemli. Hı hı. Tamamlayıcı sağlık sigortasında da devlet teşviği var. Hı. Bireysel emeklilik sisteminde de... Evet, çok güzel. Beste de çok güzel veriyor. Evet ve bireysel emeklilik mesela 2003 yılından beri hayatımızda ve 20 yılını geride bıraktı. Hı hı. Bugün 18 yaşından küçük çocuklar bile bireysel emeklilik yaptırabiliyorlar. Ben yöneticimle şunun birbirimize şakasını yapardık. Çünkü o dönemlerde çok zordu bireysel emeklilik. Yani satışını gerçekleştirmek diyeyim. Tabii. Bizim için de maliyetler sanki daha fazlaydı. Şimdi sanki birazcık daha bu destekle birlikte birazcık daha bize, yani tüketici olarak bize yansıyan biraz daha azaldı diye düşünüyorum. Tabii biz eskiden keşke derdik kredi kartından yaptırmak isteyenler sağa geçse, hesaptan ödemek isteyenler sola geçse diye espri yapardık. Hı-hı. Ama şu anda müşteriler kendileri arıyorlar satış kanalını. Ama ve bireysel emekliliği bence rahatlıkla yaptırabiliyorlar. Evet. Bugün dediğim gibi 20 yılı geride bırakmış, hı hı, 900 küsür milyar fon büyüklüğü, 16 milyonu geçmiş katılımcı, hı hı, sayısı. İnşallah ki görünen de o, özellikle hayat sigortaları, hı hı, ve tamamlayıcı sağlık sigortaları da sürdürülebilir ekonominin çok önemli parçaları olacak. Ve sigorta sektörü şu anda iklim değişikliği ve küresel, hı-hı, ısınma tehdidine karşı aslında bakarsanız en büyük ekonomik güç. Ama bir şey söyleyeceğim. Zaten, buyurun, sizin için de değişmedi mi her şey? Şimdi bir bakıyorsunuz ki yangınlar daha fazla çıkmaya başladı. İşte, hı-hı, bütün bu iklimsel değişikliklerle ilgili seller, yani benim aklıma gelen dolu yağmaya başladı. Yani yazın ortasında dolu gördük biz işte 3 sene önce. Dün de Adana'da yağdı. Öyle mi? Ben, evet, tabii çok bir şey hakim değilim oraya. Hı hı. Sadece İstanbul'a yağdığı zamandan biliyorum. Ne kadar da zarar verdi her şeye ve herkese. Şu anda mesela... Adana'ya da dolu nasıl yağdı ya o sıcağı? Yar. Allah Allah, yani, evet, o da tam da ürünler de çıkmaya başladılar şimdi. Aslında kötü olmuş. İnşallah kimseye bir şey olmamıştır. Şimdi aslına bakarsanız çok güzel bir sağlık turizmin poliçeleri gibi... Yine, hı hı, DASK poliçelerin de kapsamı, hı hı, genişleyecek. Yılın ikinci yarısı itibariyle biliyorsunuz DASK poliçeleri sadece deprem hasarlı, evet, evet, durumlarda devreye giren bir poliçe, hı hı, türü. Ama bunun yanına orman yangınları, sel, hı hı, su baskınları, yer kayması, tsunami gibi tehlikelere karşı da DASK poliçesi olmuş, tabii genişleyip bize daha kaliteli, daha zengin, hı hı, bir ürün olarak geri dönecek. Tabii çünkü denize yakın yerlerde zaten, evet, deprem sonrası Allah korusun en beklenilen şey tsunami. Yani bizim için öncelik şu, biz doğal afetler ülkesiyiz. Bunu kabul etmemiz lazım ve bu durumda bizim önceliğimizin DASK sigortaları, hı hı, ve konu sigortası poliçeleri olması gerekiyor. Zaten zorunlu DASK. Evet. Yani zorunlu olarak yaptırmamız gereken sigortalardan. Hani, hı hı, konut daha sizin opsiyonel, ister yaptırın içini, doğru, ya da dışını istediğiniz gibi sigorta ettirin ama DASK zaten zorunlu. Peki ileride ne olacak sizin sektörünüzde? Ne öngörüyorsunuz? Son sorum da bu olsun. Peki. Benim öngörüm 5. dönemin girmesiyle birlikte, bu yeni teknolojik altyapılarla birlikte, tabii ki Türkiye'nin şu anki ekonomik gücünün de ilerleyeceğini düşünecek olursak, çünkü 5. dönemde biz çok güçleneceğimizi düşünüyorum. Ülke olarak da, sektör olarak da. Şu anda sektörde sigortalanacak kişi sayısı çok çok fazla. İşletme sayısı çok çok fazla. Yeni teknolojik yapılarla birlikte penetrasyonu çok daha kolay olacak. Ve bence 5-10 yıl sonra sigorta sektörü altın çağını yaşayacak diye düşünüyorum. Özellikle blockchain teknolojisiyle birlikte hemen hemen satın almış olduğumuz her ürüne anında sigorta teklifinin gidecek, hmm, olması, ben sigorta sektörünün bence önünü açacak diye düşünüyorum. Evet, yani ben sigortayı çok önemseyenlerdenim ve ben ne alırsam alayım, mesela arabayı satın aldığımda sigortasını yapmadan asla çıkmam yola. Sigortası araba kullanmam. Evde öyle, aynı şekilde her şeye. Çünkü en doğrusu bence de bu. Hani Allah korusun başıma bir şey gelirse bileyim ki rahat edeceğim. Sonrasında bana çok da fazla bir külfet binmeyecek maddi olarak. Allah manevi olarak da korusun ama zaten orada bir sürü teminatlar var sağlığınızla da ilgili. Bu arada şunu da söyleyeyim, sigorta söz konusuyken, kapatırken lütfen eğer hayvanlara vurursanız, bildiğim kadarıyla sigorta vurduğunuz hayvanı zaten karşılıyor maliyetini. Ha, ben olsam insanlık olarak kendim karşılamak isterim ama bunu da söyleyeyim, madem sigortadan konuştuk. Artık bütün trafik sigortalarında ve kaskolarda aşağı yukarı vurduğunuz hayvanları tedavi ettirebileceğiniz maliyette üstüne mutlaka ekliyor ve bu şekilde de tedavi ettirebilirsiniz. Bunu da söyleyeyim, ben naçizane bir hayvan sever olarak. Çok teşekkür ederim. Son sözleriniz varsa da alayım.
Ben teşekkür ederim. Çok güzel bir program olduğunu düşünüyorum. Görüşmek üzere efendim. Sağolunuz. Çok sağ olun. Sabahattin Altaş bizimle birlikteydi. Sigorta uzmanı ve şimdi de uzman psikolog Alanur Özalp bizimle birlikte olacak ve çocukları konuşacağız. Çocuklarda alt ıslatmayı konuşacağız. Şimdi artık sınavlar yaklaşıyor. Bu kaygıyı konuşacağız. Uyku bozukluklarını konuşacağız. Yani çocuklarla ilgili merak ettiğiniz her şey az sonra sizlerle. Önce sizlere söylemiştim zaten. Uzman psikolog Alanur Özalp bizimle birlikte bu dakikalarda çocuklarla ilgili konuşacağız. Özellikle de alt ıslatma problemi olanlar ekran başına diyelim. Şimdi geçen pazar anneler günüydü. Benim tabii Alanur Hanım'la yıllarca programlar yaptım ama ne zaman ki anne oldum, gecenin 11'inde 11.30'unda çok teşekkür ederim. Bütün telefonlarıma cevap verdiniz. Ay işte okulda şöyle bir problem var. Okulda bir tane çocuk vuruyor. İşte ya o kadar çocuklarla ilgili problem var ki hani sadece uyku düzeni sadece başka bir şey değil. Yani her gün bir tane sorun çıkabilir. Dolayısıyla anne olunca anladım ki aslında çok kıymetlisiniz hepimiz için, tüm anneler için. Ve yaşanan problemlerde de gerçekten çözmek için ilk basamak herhalde sizlerden akıl almak olacaktır. Hani ben sizi tanıdığım için ama diğer çok kıymetli psikologlar da, uzman psikologlar, pedagoglar da tabii ki bu işin içerisindeler. Ben onun için teşekkür edeyim sizlere tüm anneler adına ve geçmiş anneler gününü de kutlayayım herkesin. Sizin de aynı zamanda tabii çok ki. Çok teşekkür ederim. İltifatlarınıza da ayrıca teşekkür ederim. Ay vallahi benden bıkmayın da. Ne olur yani daha 6 yaşında benim kızımcık, daha çok yolumuz var. Şimdi hemen çocuklarda alt ıslatmayı soracağım. Bir kere biz anne ve babaların bu çocuk alt ıslatıyor dememiz için hangi kriterlere, hangi kıstaslara ihtiyacımız var? Şöyle söyleyelim, eğer her gün ıslatıyorsa, her gece ıslatıyorsa, aynı zamanda çocukların bir grubu gündüz de ıslatıyorlar. Hem gündüz hem gece ıslatıyor olabilir. Büyük tuvaletini de birlikte kaçırıyor olabilir veya olmayabilir. Bunu da görüyoruz bize gelen çocuklarımızda. Ama burada bir hani bizim birazcık bekleyin dediğimiz bir noktamız var. O da 3 yaşın içine girdi. Hala bu problemi, gece ıslatması, yatak ıslatması, alt ıslatması problemi devam ediyorsa bu zaman bir psikolojik desteğin devreye girmesi lazım. Annelere buradan hayırlı bir haber vermek istiyorum. Bu çocuklarımız herhangi bir psikolojik rahatsızlıkları yok. Bunlar son derece sağlıklı, akıllı, hatta biraz fazla akıllı bizim hiperaktif dediğimiz çocuklar. Çok da meraklı çocuklar. Bu çocuklarla ilgili olarak 3 neden var bu problemin böyle büyük yaşlara doğru devam etmesinin nedeni. Birincisi, bu çocuklar gerçekten hiperaktif dediğimiz hareketli çocuklar. Gündüz çok hareketli oldukları için gece uykuda 2 kat uykularını ağırlaştırıyorlar ve böyle uykuya sızıp kalıyorlar. Onun için de olayı fark edemiyorlar. İkinci olayımız, bu çocukların uykuları genetik olarak baktığımız zaman aile genetiğinde de hani aynı problemi babasında, annesinde, dayısında, teyzesinde, halasında da görebiliyoruz. Yani genetik geçişli bir problem. Ama genetik geçişli olması tedavisinin olmayacağı anlamına gelmiyor. Böyle çocuklarda ister çocuğun uykusu ağır olsun, ister aile genetiğinde de ailesinde de böyle bir problem büyük yaşlara doğru devam etmiş olsun veya işte hareketlilikten dolayı ortaya çıkan bir durum olsun, her bir durumda da tedavisi var. Tedavisi hızlı, kalıcı ve keyifli bir tedavi. Onun için annelerin beklememelerini çok rica ediyorum. Çünkü bu olayla çocuk kendisini çok kötü hissediyor, suçlu hissediyor. Annesine karşı bir kötü hareket yaptığını, kötü çocuk olduğunu düşünebiliyor. Onun için de bu gruptaki çocuklar da aynı zamanda hırçınlık, huysuzluk, söz dinlememezlik, böyle bir yaramazlık problemlerinin daha fazla görüldüğünü görüyoruz. Onun için de bu problemi çözdüğümüz zaman çocukta bir başka çocuk oluşmaya başlıyor. Daha söz dinler, işbirliğine gelir, uyumlu bir şekilde sizin söylediklerinize uyar bir çocuk haline geliyor. Kendi şeyiyle barışık hale geliyor. Onun için de biz bu problemin yani ne kadar ufak yaşta halledebilirsek 3 yaş civarında çok memnun oluyoruz. Çünkü bize gelenlerin neredeyse tamamı 18-19 yaş ve üstü. Ay ben hatta şimdi diyecektim ki 10'lu yaşlarda da gelsek etkili olur mu? 18 ne demek?
İyi de askere giden çok erkekler askere gider. Tabii ki çoğunlukla da bize celbi geldi, birliğine teslim edeceğiz deyip o gün sabahleyin getiren ailelerin olduğunu çok sık karşılaştığımızı söyleyebilirim. İşte evleneceğiz, nikah tarihi alındı. Şu nikahımız var, şu problemi halledelim diye. 18 yaşında gelen... çözülür mü? Hangi yaşta olursa olsun çözülüyor, tedavisi var. Onun için de bu bir hastalık değil, bunu bilsinler. Onun için şöyle arkalarına yaslansınlar, rahat olsunlar. Yani bu çocuğun uykusundan dolayı ortaya çıkan bir durum ama çocuk bundan oldukça olumsuz yönde etkileniyor. Ve bir şekilde diğer çocuklar kardeşi görecek, onunla alay edecek, dalga geçecek diye korkuyor. Ve özellikle de bize de annesine de tembih ediyor, öğretmenim duymasın, babam duymasın biçiminde ki aynı evde olmalarına rağmen. Onun için toplumda böyle bir ön yargısı var. Kötü bir, olumsuz bir ön yargısı. Mesela fiziksel diye düşünüyordum mesela sizle yapmadan. Ayıp diye düşünüyoruz. Evet, evet. Veya birazcık olumsuz yönde bakıyoruz. Onun için de gördüğümüz zaman diyoruz ki bu problemin kesin olarak çözümü, tedavisi var. Rahat olsunlar ve geç kalmasınlar. İşte 3 yaş civarında gelmek en doğal, doğru yaklaşım, sağlıklı. Ama hangi yaşta olursa olsun gecikmesinler. Fiziksel bir müdahalemiz yok. Tamamen psikolojik bir yaklaşım. Onun için hiç korkmalarına, genç kız getirebilir miyiz diye sordukları için söylüyorum. Rahatlıkla gelebilir. Biz de fiziksel muayene, jinekolojik muayene gibi muayenelerimiz yoktur. Onun için bizde program bir çocuğun yaşına uygun, sınıfına uygun bir program hazırlıyoruz. O programı hem annesine nasıl uygulayacağını anlatıyoruz, hem de adım adım takip ediyoruz ki hiçbir şekilde gözümüzden, elimizden bir şey kaçmasın. Hocam bunların hepsini konuşalım ama bir reklam arası rica ediyorum sizden. Sonrasında yeniden buradayız tabii ki, her zaman olduğu gibi bizden ayrılmayınız. Şimdi gelelim madem bu okulu etkileme durumuna, artık yavaş yavaş bütün sınavlar geliyorlar. Yani büyükler için de küçükler için de artık sınav zamanı. Bu kaygıyı nasıl azaltabiliriz? Şöyle, şimdi çocuklarımızın genellikle bir kaygıları var. Anne babaları adına da kaygılanıyorlar. Şimdi ben annem üzülür, işte ben babama nasıl durumu izah ederim biçiminde. Onun için bu kaygı gittikçe son günlere doğru artmaya başlıyor. Ben diyorum ki böyle durumlarda ailenin kaygısı çocuğa bulaşıyor, geçiyor. Onun için ailenin biraz rahat olması, bu sınav gelene kadar biraz hoşgörü göstermesi, biraz onunla yakın ilişkiler içinde olması, hatta o arada diğer kardeşleri de bu konuda bilgilendirmek ve çocukla gerekiyorsa birlikte ders çalışmak, işte ödevleri kontrol etmek gibi onunla iyi bir işbirliği içinde olsunlar. Bir de şuna çok dikkat etsinler istiyoruz. Çünkü burada biraz önce uyku problemini de konuşacağız dedik. Eğer çocuklar bu durumda uyku geç saatlere kadar çalışma yoluna gidebiliyorlar. İşte o geç saatlerde çalışılan bilgilerin hiçbiri kalıcı olmuyor ve bir süre sonra hızlı bir şekilde unutulduğu için yatma saati dediğimiz yaşına uygun yatma saatinde yatağın içinde olsunlar. O saatten itibaren çalışılan, yapılan hiçbir ödev onlar için yararlı olmuyor, hatta zararlı oluyor. Onun için de uykularına çok dikkat etsinler ve özellikle de diyoruz ki biz çocuğun uykusunu tam olarak almış olması açısından baktığımız zaman kendi odasında, kendi yatağında ve tam karanlıkta uyunmasını istiyoruz ki ertesi güne dinlenmiş ve ertesi günün enerjisini tam almış olarak kalkabilsinler. Bu sınav başarılarını %100 etkileyecek bir durum. Kendi kendine yapan varsa ne güzel. Benim çocuğum da dahil olmak üzere çocuklar uyumuyorlar. Yani onlarda öyle bir durum var. Onun için aslında bu sizin söylediğiniz her şey çok önemli bizler için. Çok teşekkür ederim bizimle birlikte olduğunuz için. Uzman psikolog Alanur Özalp bizimle birlikteydi. Çocukları konuştuk ve tabii ki önümüzdeki zamanlarda yine bekliyoruz sizi. Değerli bilgilerinizi de ve tabii sizi de bekliyoruz. Ne zaman biliyor musunuz? Haftaya aynı gün aynı saatte. Tekrar görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.